Gencin birisi Kabe'de, ey doğruların yardımcısı olan Allah'ım, ey haramdan sakınanların yardımcısı olan Allah'ım, sana hamdü sena ederim diye dua eder. Bu durum herkesin dikkatini çekmiştir. Birisi, neden hep aynı duayı yapıyorsun, başka bir şey bilmiyor musun der. O da başlar anlatmaya. 7-8 sene evvel yine Kabe'deyken içi altın dolu bir torba buldum. Tam 1000 altın vardı içerisinde. İçimden bir ses, bu altınlarla şunları şunları yaparsın diyordu. Hayır dedim kendi kendime, bu benim değil, başkasının malı, kullanmam haram olur. Bu sırada birisi yana yakıla bağırıyordu. Şöyle şöyle bir torba bulan var mı? Hemen çağırdım onu. Nasıl bir torbaydı? İçinde neler vardı diye sordum. Torbayı tarif etmeye başladı ve içinde 1000 altın olduğunu söyledi. Ve ben de hemen torbayı sahibine iade ettim. İçinden çıkarıp bana 30 altın verdi ve çok teşekkür etti. Birkaç gün sonra pazara gittim. Pazarda temiz yüzlü bir genci hem övüyorlar hem de esir olarak satıyorlardı. Gencin temizliği çok dikkatimi çekmişti. Yanlarına gittim. Bu köle için ne istiyorsunuz dedim. 30 altın isteriz dediler. Bende de tam 30 altın olduğu için hemen verdim ve genci satın aldım. Genci aldım, eve getirdim. Genç çok çalışkan, edepli, çok güzel bir gençti. Onu aldığıma çok memnun olmuştum. Bir gün onunla giderken karşıdan 2-3 kişi geldiğini gördük ve genç bana dedi ki, efendim ben Fas emirinin oğluyum. Bugüne kadar size söylememiştim ama bugün artık söylemem gerekti. Senden beni satın almak isterler. Sen iyi bir insansın. Onlara 30 bin altından aşağıya satma beni dedi. Peki dedim. O kişiler yanımıza geldi. Bu esiri bize satar mısın dediler. Satarım dedim. Sana 60 altın veririz dediler. Hayır olmaz dedim. İyi ama işittik ki sen bunu 30 altın almışsın. Olabilir. Biz sana 2 mislini veriyoruz demelerine rağmen ben yine satmadım. Ve o zaman dedim gidin siz de pazardan alın. Artıra 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 en son nihayetinde 30 bin altın vermeye razı oldular ve sen kazandın dediler. Tamam senin istediğini vereceğiz dediler. Verdiler 30 bin altını. Genci de aldılar. Ben genci göndermeden önce gençle sarıldık, helalleştim. Ve daha sonra onlar gittiler. Ben de bu 30 bin altınla iş yerleri açtım. Güzel ticaretler yaptım. Çok çok zengin olmuştum. Bir gün arkadaşlar bana dediler ki, tanıdığımız bir zenginin kızı var. Babası vefat etti. O kızla evlenir misin? Ben de sizler de uygun görüyorsanız olur dedim. Neden olmasın? Nikah kıyıldı. Kızı çeyiz ile beraber getirdiler. Çeyiz arasında bir torba dikkatimi çekmişti. Kıza bu nedir diye sordum. Ve olayı bana anlattı. İçinde 970 altın var. Babam Kabe'de bunu kaybetmiş. Bir genç bulmuş ve çok teşekkür ederek içinden 30 tanesini bu gence vermiş dedi. Demek ki dedim bulduğum altınlar benim rızkımmış. Vermeseydim haram yoldan gelecekti, şimdi helal yoldan yine bana geldi. Bana yardım edip haramlardan koruyan, nice nimetleri ihsan eden Yüce Rabbime hamd ederim. Hadis-i şerifte buyurulduğu üzere acı da olsa doğruları söyleyiniz. Takdirden ötesi yok, nasipten ötesi hiç yok.